Merhaba, iyi akşamlar. Medyaskop stüdyolarında bugün değerli bir konuğumuz var. Sabancı Üniversitesi'nden yardımcı doçent Emre Atiboğlu. Bir de Washington'dan bir konuğumuz var. Aykan Erdemir, eski CHP milletvekili. Aynı zamanda da Demokrasileri Koruma Vakfı'nda kıdemli analist olarak şu an Washington'dan bize katılacak Skype ile. Biliyorsunuz Amerikan başkanlık seçimlerinin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. 8 Kasım'da bu seçimler başlayacak ve gün geçtikçe de aslında Donald Trump'ın ve Hillary Clinton tartışmaları daha da fazla ilgi görüyor. Yüz milyonlarca insan izliyor bu tartışmaları. Burada da aslında Trump'ın açıklamaları gündeme damga vurmaya devam ediyor. Şimdi bir video ile başlayacağız. Bu videoda özellikle Trump'ın enteresan sözleri yer alıyor. You brag that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly, I'm not proud of it. Muslims have to report the problems when they see them. And, you know, there's always a reason for everything. If they don't do that, it's a very difficult situation for our country. Because you look at Orlando, and you look at San Bernardino, and you look at the World Trade Center, go outside, you look at Paris, look at that horrible, these are radical Islamic terrorists. And she won't even mention the word, and nor will President Obama. He won't use the term radical Islamic terrorism. Now, to solve a problem, you have to be able to state what the problem is, or at least say the name. She won't say the name, and President Obama won't say the name, but the name is there. It's radical Islamic terror. And before you solve it, you have to say the name. We have a divided nation because people like her, and believe me, she has tremendous hate in her heart. And when she said deplorables, she meant it. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Tekrar hoş geldiniz Emre Bey. Aykan Bey, isterseniz sizinle başlayalım. İlk sorumuz sizle devam edelim. Bu seçimlerde Trump ve Clinton arasında yaşanan tartışmalar, diğer Amerikan seçimlerinde başkan adaylarının yaşadığı tartışmalara nazaran temel fark sizce nedir? Evet, her seçim döneminde Amerika'da başkan adayları arasındaki münazaralar büyük ilgiyle takip edilir. Bu münazaralarda genelde ekonomi başta olmak üzere sosyal politika, dış politika, güvenlik politikası gibi alanlar başa konuları olur. Fakat bu yılki seçimlerde kişisel meseleler, ad hominem meseleler çok daha fazla önem kazandı. İşte Trump'ın cinsiyetçi yorumları, ayrımcı yorumları, İslamofobik yorumları ya da Hillary Clinton'ın kişisel e-mail'ını kullanmış olması ya da eşiyle olan ilişkisi gibi özel hayata ilişkin ya da kişisel meselelerin öne çıktığını gördük. Bu yalnızca iki başkan adayı arasında yaşanan bir polemik değil. Yine Pew Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı anketlere göre kendini demokrat ya da cumhuriyetçi olarak tanımlayan seçmenler de diğer partiye, diğer partinin seçmenlerine hiç olmadığı kadar olumsuz bakıyor, hiç olmadığı kadar negatif bakıyor. Bu da Amerika'da başkan adayları münazarasıyla başlayan bu seçimin son düzlüğünde özellikle kutuplaşmanın çok yoğunlaştığını, kültür kamp diyebileceğimiz, yani bir kültür savaşı adını verebileceğimiz bir bölünmenin yaşandığını ve bunun da gerek seçim sonuçlarında gerek seçim sonrası Amerikan siyasetinde önemli yansımaları olacağını gösteriyor. Burada bir Emre Bey'e dönmek istiyoruz. Emre Bey, daha önce yayından önce de konuştuk sizle esasında. Yani bu Trump'ın söylemleri, Trump'ın tartışmalardaki davranışları gerçekten diğer başkan adaylarının bugüne kadar tarihteki davranışlarından çok mu farklı? Ben aslında tabii çok farklı bir kişiliği olmasıyla beraber Trump'ın, biraz daha geriye gittiğimizde mesela Reagan'ın başkanlık kampanyasını düşündüğümüz zaman ya da Nixon'ın başına gelenleri düşündüğümüz zaman hani bu
olayların, daha bir skandala varabilecek sözlerin çok çok da yeni olmadığını düşünüyorum. Ama tabii uzun süredir daha sessiz ve daha sakin kampanyalar yaşadık. Özellikle ara seçimlerde Bush'un ilk, yani oğul Bush'un ilk ara seçimi olsun, Obama'nın ara seçimi olsun, zaten kazanmaları çok muhtemeldi. Oralarda çok fazla birbirlerinin canını acıtmadılar. Bir süredir bu yoktu ama Amerika'nın daha uzun süreli tarihine baktığımız zaman bayağı aslında sert ve skandallı kampanyalar oldu. Fakat ben de Aykan Bey'in de çok katılıyorum. İlk defa bu kadar kişiler üzerinden giden ve insanların gerçekten de personaları üzerinden bel üstü ve bel altı vuruşlarla şekillenen bir kampanya oldu. Yine farklılıklara vurgu yaparsak esasında Cumhuriyetçi Parti içinde yaşananlar aslında diğer seçimlerden çok farklı görünüyor. Mesela partinin ağır topları, Paul Ryan bunların içinde, John McCain, Baba Bush, bunların hiçbiri artık Trump'ı desteklemiyor. Bu da herhalde alışmadığımız bir durum. Şimdi buradan yola çıkarak Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı krizi nasıl adlandırırsınız? Acaba 60'larda Demokrat Parti'nin güneydeki Güney Demokrat seçmenlerini kaybetmesi gibi acaba yeni bir kırılmaya mı gidiyoruz diye soru işareti yaratıyor tabii bunlara baktığımız zaman. Bir taraftan tabii yerini korumak isteyen bir cumhuriyetçi elit var. Senato'da olsun, temsilciler mecliste olsun. Fakat diğer taraftan da işte bir şekilde yenilir yutulur cinsler olmayacak söylemlere de bir şekilde ya sindirmeleri lazım ya da karşı çıkmaları lazım. Bu çok ciddi, kendilerini arada bırakıyorlar. Ben Aykan Bey'in dediğine bir şey daha eklemek istiyorum. Yani mesela burada Clinton konusunda sorduğunuz zaman müspet ya da menfi, insanların %97'si, 98'inin oluşmuş bir fikri var. Yani dolayısıyla Clinton konusunda insanların çok fazla bir portre çizmek gibi bir problemleri yok. Elde olan şey belli, onun üzerine strateji koymak lazım. Ama Trump konusunda böyle ciddi bir problem ve bir bilinmezlik söz konusu. Bu da Cumhuriyetçi Parti'nin temelini çok ciddi olarak sarsıyor. Nereden geleceklerini bilmiyorlar, nasıl pozisyonlanması gerekeceklerini bilmiyorlar. Tea Party dediğimiz reaksiyoner grubun bir kısmı, önemli bir kısmı Trump'la ama bir kısmı yine de şimdi kendi mesafe koymaya başladı. Önemli evangelist gruplar Trump'la arasında mesafe koymaya başladı. Dolayısıyla ben bunu Cumhuriyetçi Parti için, hani varoluşçu kriz demesem bile, çok önemli ve 10 senedir öteledikleri, hani İngilizce'de çok güzel bir laf vardır, bir problemi geldiği zaman onu kola kutusuna benzetirler. Hani yolun daha ilerisine atın, yolunuz bitene kadar gibisinden. Artık daha fazla o ufak kutuyu ileriye vuramayacaklar. Yani bu konuyla yüzleşmek zorundalar ve bu Trump'ın, bu 2016 seçimlerine denk geldi. Ben burada ciddi bir kriz görüyorum. Tamam, bu krizi bir de Aykan Bey'e soralım. Aykan Bey, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağa kaydığını Trump'la birlikte düşünüyor musunuz? Şu anda Cumhuriyetçi Parti kendi içinde bir bölünme yaşıyor. Merkez sağ olarak adlandırabileceğimiz Cumhuriyetçi Parti elitleri, burada establishment olarak bilinen kesim süreçten çok rahatsız. Çünkü kendileri aslında dış politikada izolasyonist olmayan, dünyada serbest ticaretin bayraktarlığını yapan, aynı zamanda Amerika'da da daha ılımlı bir muhafazakar çizgiyi korumak isteyen bir kesim. Fakat bu elit Cumhuriyetçi Parti özellikle ön seçim sürecinde önemli kayıplara uğradı. Diğer yandan da yükselen iki ya da üç farklı hareket var. Bunlar zaman zaman örtüşüyor. Biri Tea Party olarak bilinen Çay Partisi hareketi. Popülist bir hareket, sağ bir hareket. Yine aynı şekilde evanjelik Hristiyanlık üzerinden yükselen bir sağ Hristiyan akım oldukça güçlü geliyor ve son olarak da yine yer yer bir ikisiyle örtüşen daha yerlici diyebileceğimiz, yani yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, İslamofobik, xenofobik bir taban hareketi de yükseliyor. İşte Cumhuriyetçi Parti bu iki kampın mücadelesinde daha merkez sağ kliklerin gücünü görece kaybettiği bir süreç yaşadı. Geçmişi Cumhuriyetçi Parti olmayan, hatta zaman zaman Demokrat Parti'ye yakın duran Trump'ın işte bu aşırı sağ diyebileceğimiz ya da popülist sağ diyebileceğimiz hareketlerin sözcüsü, bayraktarı olarak öne çıkması gerçekten de tarihi bir cilvesi oldu. Bu seçim sonrasında da parti bir bölünme bekliyor olabilir ya da partide bir hesaplaşma yaşanacak olabilir.
gerek Amerikan siyasi sisteminin, gerek Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği belki de Cumhuriyetçi Parti'nin bir kez daha merkeze, yani merkez sağa doğru yönelmesi, merkez sağ elitlerin bir kez daha gerek ideolojik olarak gerekse pragmatik anlamda partide hakimiyetin tesis etmesiyle mümkün olabilir diye düşünüyorum. Burada sohbetimize bir virgül atalım. Robert De Niro'nun Donald Trump'a karşı yaptığı o ağır konuşmayı bir hatırlayalım. Ondan sonra sohbetimize geri dönelim. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think so. What I care about is the direction of this country. And what I'm very, very worried about is that it might go in the wrong direction with someone like Donald Trump. If you care about your future, vote for it. Aykan Bey, tekrar sizinle devam edelim. Bildiğiniz gibi Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir videosu, kadınları aşağılayıcı sözler içeren bir videosu ortaya çıktı. Hatta ikinci oturumda da bu konu ciddi bir yer aldı. Şimdi yapılan anket çalışmalarına göre, örneğin kadınlar sadece oy kullansa Hillary, erkekler yalnızca erkekler oy kullansa Trump'ın kazandığı bir sonuç görüyoruz. Şimdi, ABD'li kadınlar açısından bu tartışma çok ciddi bir rahatsızlık mı Trump'ın bu eğilimi, cinsiyetçi tavrı, cinsiyetçi söylemleri? Kesinlikle öyle. Zaten kamuoyu yoklamaları da şunu gösteriyor. Başkan adaylarının münazarası başladığından beri ve Trump'ın cinsiyetçi söylemleri öne çıktığından beri anketlerde de Trump'ın güç kaybettiğini görüyoruz. Hemen bir hatırlatma yapalım. Genel olarak özellikle son 20 yılda Amerikan başkanlık seçimlerinde kadın seçmenler erkek seçmenlere oranla daha fazla oy kullanıyorlar. Sandığa daha çok gidiyorlar. Dolayısıyla bu Trump için de önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Yani Trump'ın cinsiyetçi söylemleri sandıkta daha güçlü bir temsil olan kadınlar açısından adeta itici bir, uzaklaştırıcı bir etki yaratıyor. Burada Trump'ı belki bir anlamda hasar kontrolünü sağlayan şu oluyor. Amerika'da yine sandığa giden seçmenin önemli bir kısmı yaşlı seçmen. Gençlerin katılımı hemen hemen her zaman %50'nin altında. Özellikle de 30 yaş altı, hatta 40 yaş altı seçmene baktığımızda sandığa çok gitmediklerini görüyoruz. Bu şu açıdan Trump için bir avantaj oluyor. Çünkü Amerika'da aslında 40 yaş altı kuşağa baktığımızda önemli bir değerler dönüşümü yaşandığını görüyoruz. Özellikle cinsiyetçi, homofobik, ayrımcı, xenofobik eskinin yaklaşımlarını geride bırakmış bir kuşak olduğunu görüyoruz. Eğer bu kuşak sandığa daha yoğun gitse gerek genç kadınların gerek genç erkeklerin Trump'ın cinsiyetçi, işte homofobik, islamofobik, xenofobik söylemlerinden büyük rahatsızlık duyup Clinton'a, Hillary Clinton'a oy vereceğini öngörebiliriz. Belki burada da Hillary Clinton'ın önündeki en büyük sınav nasıl olup da işte bu 40 yaş altı, 30 yaş altı seçmeni sandığa çekebileceğini de düğümleniyor. Obama bu konuda oldukça başarılıydı. Bakalım Hillary Clinton da önümüzde kalan bir aylık süreç içinde gençleri sandığa çekip Trump'ı cinsiyetçi mesajlarından dolayı cezalandırabilecek bir seçmen kitlesine ulaşabilecek. Şimdi Evreme'ye dönelim. İlk izlediğimiz videoda aslında Donald Trump Hillary Clinton'a ben eğer yetkili biri olsaydım hukuki anlamda seni hapse attırdım dedi. Şimdi bir sürü insan alkışladı, güldü, biz de belki güldük ama işin ciddiyetini kavramak açısından bu güçler ayrılığını tamamen yatsıyan bir insanın konuşması mı? Kesinlikle. Daha da ötesi bence Amerika Birleşik Devletleri'nin temel değerlerini pek de özümseyememiş bir başkan adayı
Trump'ın söyleyebileceği bir kere. Aslında çok büyük bir skandal bir taraftan. Çünkü biliyorsunuz işte zamanında Obama kendisine oldukça kendisine ciddi muhalefet yapan multimilyarder Koch kardeşleri bir iki tane olmayabilecek bir şekilde vergi kontrolörü gönderdiği zaman Amerika yer yerinden oynamıştı. Demokrat Parti Obama'ya çok kızmıştı. İşte yeri geliyor Adalet Bakanlığı polisi FBI'yı basabiliyor. Burada güçler ayrılığı Amerika'nın çok temeli zaten kurucu ataları Amerika'nın koydukları değerlerin en başında gridlock dediğimiz insanların birbirini durmadan kontrol ettiği ve kurumların gerektiğine birbirini kitleyebildiği bir sistem geliyor. Böyle bir sistemde ben seni hapse attırırdım demesi e-mail olaylarından da özellikle FBI'nin başkanı burada kriminal bir durum yok aslında dedikten sonra birazcık Trump'ın gerçekten de bazı değerleri özümseyemediğini gösteriyor. Ben Aykan Bey'in dediğine bir şey eklemek istiyorum. Robert De Niro bitirirken konuşmasını Hillary'ye oy verin demedi. Lütfen oy verin dedi. Bu da herhalde Aykan Bey'in çok güzel bir kanıt olarak ortada duruyor. Benim orada eklemek istediğim bir iki şey daha var. Şimdi çok ilginç bir şekilde Obama 2008 seçimlerini sosyal hareket yani social movement dediğimiz şeyle seçim kampanyası arasında yürüttü. Hatta o ikisi arasındaki sınırları eritti bile sayılabilir. Tabii Obama'nın karizması Hillary Clinton'da çok fazla olmadığı için öyle bir şey yürütemiyor. Ama Hillary Clinton'ın çok akıllıca yürüttüğü bir şey var. Kendi seçmenini mobilize etmek kadar normalde kendine vermeyecek ama Trump'tan haz etmeyecek orta sınıf, nispeten eğitim seviyesi yüksek, elit demeyeyim ama hani daha üst seviye cumhuriyetçilerin de evde kalmaya ikna etmeye çalıştığını ben görüyorum bilahare. Hani Trump'ın bazı hareketlerine özellikle cevap vermeyip hayır politika konuşalım demesi mesela buna bence önemli bir kanıt. Tekrar Aykan Bey'le devam edelim. Aykan Bey, Trump ve Clinton arasındaki ikinci oturumda Hillary Clinton Kürtleri silahlandırmayı düşünürüm dedi Orta Doğu'da. Şimdi Trump ve Clinton arasında Orta Doğu'ya bakış açısından en temel fark ya da politika açısından temel politik fark nedir sizce? Evet, yine başkan adayların münazarası arasında aslında dış politika oldukça zayıf kaldı. Orta Doğu'da belki eskisi kadar önem arz etmedi. Bunun birkaç sebep var. Öncelikle aslında Trump'ın çok da netleşmiş bir dış politikası olmadığını görüyoruz. Hatta bunun da üstüne kendi başkan yardımcısı adayı Pence'le dış politika konusunda asgari bir koordinasyonu olmadığını, en temel meselelerde örneğin Orta Doğu konusunda, Suriye konusunda, IŞİD konusunda, Rusya konusunda kendi aralarında bir eşbirim olmadığını görüyoruz. Şüphesiz Hillary Clinton çok farklı bir profil çiziyor çünkü Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyor. Çok güçlü bir dış politika portfolyosuyla geliyor ve oldukça net görüşleri var. Fakat münazara sürecinde Hillary Clinton'la Donald Trump'ın makul bir dış politika tartışmasına tanık olamadı. Bu aslında belki Trump açısından oldukça anlaşılır bir durum. Çünkü eğer tartışma kişisel meselelerin ötesine geçse, hani gündelik demagojinin ötesine geçse ve çok içerikli, kapsamlı bir dış politika münazarasına dönüşse, Hillary Clinton için bu çok büyük bir avantaj olacak. Ortalama ama Amerikan seçmeninin de ayrıntılı bir dış politika analizi, dinleme iştahı ve ilgisi olmadığı için sanırım Trump daha çok topu taça atarak ya da işte daha demagojik söylemlerde belki Amerikalı seçmenin gururunu okşayan içi boş da olsa iddialı söylemlerle meselenin üstünü örtmeye çalışıyor. Görünen o ki dış politika ancak seçim sonrası döneme kalacak ve eğer Hillary Clinton seçimleri kazanırsa zaten çok oturmuş öngörülebilir bir dış politika opsiyonlarıyla başa gelmiş olacak. Ama eğer Donald Trump şu an anketlerde yaklaşık %12 ihtimalle kazanabilir gözüküyor. %12-13 ihtimal veriliyor Donald Trump'ın kazanmasına. Eğer bu ufak ihtimal gerçekleşir de Donald Trump başkan seçilirse işte gerçekten o zaman Amerika dış politikaları özellikle de Orta Doğu konusunda, Türkiye konusunda, Suriye konusunda
sıkıntı olacak. Belki de ilk 6 ayı, ilk 1 yılı Trump'ın dış politikasının ana hatlarını çözmeye çalışmakla geçireceğim. Emre Bey'le oradan devam etmek istiyoruz zaten. Önce de konuştuğumuz gibi Trump eğer Beyaz Saray'a çıkarsa nasıl bir dönem yaşatacağı hakkında bir bilgimiz var mı? Vaatlerini tutma şansı var mı? Şimdi bazı popüler vaatlerini ben tutacağını düşünmüyorum açıkçası. Sistemin mi buna izin vermeyeceğini düşünüyorsunuz? İlk olarak sistem, ikinci olarak sonuç olarak hangi lider seçilirse seçilsin kendisini destekleyecek bir koalisyonla iktidara gelir. Bu en otoriter sistemlerden en demokratik sistemlere kadar geçerli bir önermedir. Biz de öğrencilerimize ilk öğrettiğimiz şeylerden biri budur siyaset biliminde. Obama'nın ilk bazı öldürebileceği politikalar var. İşte Obamacare dediğimiz sağlık reformu. Bazı konularda işte eyaletlerle federal hükümetin arasındaki ilişkilerde, bütçelemelerde federal hükümete daha fazla yük kaydıracak büyük ihtimalle. Bazı vergi konularında değiştirebilir. Ama onun dışında Obama'nın ben şu an son 16 senedir hatta diyeyim oluşan bazı temel hatlardan çok fazla dışarı çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kullanacağı elitler de yine establishment dediğimiz o hani Amerikan devletinin şeyleri olacak. İşte başkan yardımcısına eğer daha fazla rol düşerse zaten standart bir senatör refleksiyle o da olaylara yaklaşacaktır. Dolayısıyla ben Trump'ın çok radikal değişiklikler yapabileceğini düşünmüyorum. Yine Reagan'a geri dönmek gerekirse Reagan da ama Kaliforniyalı bir aktördü sonuç olarak. Ama çok başarılı dış siyaset hamleleri de yapabildi. Yani konjonktür tabii onu getirdi. Berlin duvarının yıkılmasıyla biten ama kendisi çok fazla kendisi politika, dış politika kendisini göstermese de hatta en fazla yaptığı iş galiba film seyretmekmiş Reagan'ın da. Oğul Bush gibi. Ama onun takımı tekrar bir silahlanma yarışına sokup Sovyetleri ve Sovyetlerin son ipini çeken beyin takım çok iyi kullandı Reagan. Dolayısıyla ben Trump'ın çok radikal değişiklikler yapabileceğini en azından orta vadede düşünmüyorum. Amerikan sisteminde bunu çok fazla izin vereceğini düşünmüyorum. Senato çok yani 160-70'lerde gösteriyorlar şimdi. Tekrar demokratların eline geçebilir. Ya Senato ve veya zaten Temsilciler Meclisi demokratların eline geçerse Temsilciler Meclisi daha zor ama Senato'nun çok ihtimali var. Zaten Trump'ın çok radikal şeyler yapma ihtimali çok azalacak. Dolayısıyla ben çok fazla bir siyaset değişikliği düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz katıldığınız için. ABD başkanlık seçimlerinde son durumu Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent Emre Hatipoğlu ile konuştuk. Aykan Aydemir bize demokrasileri koruma vakfı kıdemli analist olarak eski CHP milletvekili aynı zamanda yorumlarıyla eşlik etti. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Siz izleyicilerimize de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.